Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karanlık dosyalara çözülmüş bir vakayla devam ediyoruz. Ve karanlık dosyaların bugünkü bölümünde bahsedeceğimiz kişiler ise Michelle Carter ve Conrad Roy. Ama onların hikayesine geçmeden önce eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Oradan bütün hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Videolarda giydiğim şeyler, kullandığım ürünler vesaire yine Instagram'da linkliyor oluyorum. Onlara da bakabilirsiniz. Evet, şimdi videoya geçelim. İlk olarak Michelle Carter ile başlayalım isterseniz. Michelle Carter 11 Ağustos 1996 tarihinde dünyaya geldi. Normal bir çocukluk geçirmişti söylenenlere göre. Babası David bir satış müdürüydü. Annesi ise emlakçılık yapıyordu. Massachusetts'teki küçük bir kasaba olan Plainville bölgesinde çıkmaz sokakta olan bir yerde yaşıyorlardı. Komşular ve Michelle'in arkadaşları da onun herkes tarafından sevilen, düşünceli, nazik ve cana yakın birisi olduğunu söylüyorlardı. Ama kötü bir durum vardı ki bu da Michelle'in küçük yaşlardan beri psikolojik sorunlarla mücadele ediyor olmasıydı. Eğer bu konularda siz de hassassanız videoyu izlememenizi öneririm. Çünkü bu video tamamen bunlarla alakalı. Yani bunlar üzerinden dönüyor diyeyim. Ve kendi canına kıyma konusu da çok geçiyor bu konuda. O yüzden hassas olduğunuz bir konuysa dediğim gibi bunlar ve sizi tetikleyecek ya da sizi zor duruma düşürecek bir şey varsa, kafanız karışacaksa, kendinizi kötü hissedecekseniz bu videoyu izlememenizi öneririm. Gelecek videolarda görüşürüz. Ben yine buradayım. Elimden geldiğince burada olmaya çalışacağım. Ama bu videoyu geçebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Michelle'in çok küçükken ağır bir uyku terörü hastalığı vardı. Hatta bir arkadaşına küçükken kafamı duvarlara vurup çığlıklar atardım ve uyandığımda neler yaşandığından hiç haberim olmazdı derdi. Michelle daha 11 yaşındayken yeme bozukluğuyla mücadele etmeye başladı ayrıca. Ki bu gerçekten çok zor bir şey. Yeme bozukluğu bizim ülkemizde çok bilinmiyor. Yani çok adı geçirilmiyor aslında. Birazcık böyle ne bileyim köşeye itiliyor. Gerçek bir rahatsızlık gibi görülmüyor maalesef ki. Ama gerçekten çok kötü bir şey. Bizzat yaşayan birisi olarak yani Michelle'in 11 yaşında bununla mücadele etmeye başlaması beni çok yaraladı açıkçası. Ve biliyorum ki birçok kişi var yine bu konudan muzdarip olan. Bana yazan da çok kişi var. Instagram'da bununla alakalı paylaşım yaptığımda görüp ben de bununla mücadele ediyorum diyen ve benden video yapmam da aslında çok isteniyor bu konuda. Eğer siz de o videoyu isteyenlerden birisiyseniz ikinci kanalıma gidip abone olabilirsiniz. Oraya yükleyeceğim ilk videolardan birisi de zaten kendi deneyimimi anlattığım ve bu konuda destek olmaya çalıştığım bir video olacak diye umuyorum. İlklerinden birisi, ilki değil de. Her neyse, çok fazla konuyu dağıtmayayım ama bunun önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası, yeme bozukluğunun. O yüzden hani bunu basit bir şeymiş gibi görerek devam etmeyin eğer bilmiyorsanız ya da deneyiminiz yoksa, böyle bir şey yaşamadıysanız. Uzmanların söylediğine göre de zaten yeme bozukluğunun insanlarda ortaya çıkması bilinçsiz bir şekilde olmakta. Genellikle kişinin zor şeylerle baş ettiği dönemlerde kendini daha iyi hissetmek, bir şeyleri kontrol altındaymış gibi hissetmeye çalışmak için hani en azından ne yediğimi, nasıl göründüğümü kontrol edebilirim düşüncesiyle bilinçsiz olarak yakalandığı bir rahatsızlık. Ve yine uzmanların söylediğine göre anksiyete, yalnızlık, aşırı üzgün olunan dönemlerde de kendiliğinden bağımsız olarak bu hastalık gelişebiliyor kişilerde. Ben bunları araştırmalarımdan söylüyorum ayrıca. Hiçbir şekilde uzman olduğumu falan iddia etmiyorum. Doktor da değilim zaten. Ama araştırmalarımdan, deneyimimden yola çıkarak bilmeyenlere en azından birazcık böyle ufak tefek bilgiler serpiştireyim dedim. Ondan dolayı. Michelle'in ailesi bu rahatsızlığını öğrendikten sonra onu bir psikiyatri hastanesine yatırdılar ve medikal kayıtlarına göre Michelle hastaneye yatırıldığında 14 yaşında ve sadece 39 kiloydu. Kan değerleri kritik oranda düşüktü ve anoreksiyanın bir sonucu olarak da kronik karaciğer disfonksiyonu vardı. Şubat 2011 yılına gelelim şimdi. Bu süreçte Michelle doktorun ona yazdığı ilaçları içip de biraz kilo almış olmasına rağmen hala yeme bozukluğu davranışları sergiliyordu. Aşırı egzersiz yapıyordu ve kendisine de zarar vermişti. Çok yalnız hissettiğini söylüyordu herkese. Hatta okuldaki arkadaşlarından birisine hiç kimsenin onu gerçekten sevmediğini ve okuldan sonra takılmak istemediklerini söylemişti. Başka bir arkadaşına da bana ne kadar güzel olduğumu söylemeyi bırak, güzel kızlar partilere davet edilir ve arkadaşları onları arar, beraber takılmak isterler. Güzel kızlar cuma akşamlarını yalnız başına geçirmezler demişti. Araştırmalara göre genç kızların %70'i kendilerini ifade etme ve diğer insanlarla ilişki kurma yönünde kendisini özgüvensiz hissetmekte. Ama her ne kadar bu yaygın bir durum olsa bile Michelle'inki daha farklıydı. Çünkü bu özgüvensizlik Michelle'i sağlıksız yöntemlere itmişti ve onu çok daha büyük sorunlar yaşamasına sebep olmuştu. Yani bir şeyin yaygın olması aslında daha az tehlikeli olduğu anlamına da gelmiyor. Buradan da bunu anlıyoruz. Michelle'in tek istediği kendisini anlayan birisiydi ve Şubat 2012'de o insanla tanıştığını düşünüyordu. O kış Michelle 15 yaşındaydı ve büyükannesini ziyaret etmek için Florida'nın Naples ilçesine gitmişti. Orada da Conrad Roy III ile tanıştı. Conrad, Michelle'in yaşadığı yerden birkaç blok ötede kalıyordu ve aslında o da büyük teyzesini ziyaret etmek için gelmişti. Conrad de 12 Eylül 1995 doğumluydu. Yani Michelle'den sadece bir yaş büyüktü. Hatta o da Massachusetts'tendi ve Michelle'in büyük annesiyle Conrad'in büyük teyzesi de arkadaşlardı. Bu ikiliyi de onlar tanıştırdı aslında. Birbirleriyle iyi anlaşacaklarını düşünüyorlardı ve bir şekilde ayarlayıp birlikte bisiklet sürmeye gönderdiler Michelle ve Conrad'ı. Onlar da bisikletlerini atlayıp sahile doğru sürdüler. Michelle söylediğine göre ilk gördüğü andan itibaren Conrad'den hoşlanmıştı. Ve söylediğine göre Conrad'in de kendinden hoşlandığını anlayabilmişti. Çünkü o da Michelle'e erkek arkadaşı olup olmadığını sormuştu ve Florida'dan ayrıldıktan sonra da iletişim halinde kalmaya devam etmek istediklerini belirttiler birbirlerine. Aylar boyunca Facebook üzerinden mesajlaşarak iletişimde kaldılar. Her gün konuşuyorlardı ve bunun sonucunda 2012 yılının yazında sevgili oldular. Michelle gibi Conrad de 2011 yılında 16 yaşındayken psikolojik sıkıntılar yaşamıştı. Anne ve babası boşanmıştı ve bunun üzerine psikolojik sıkıntıları arttığı için sosyal anksiyetesi oluşmuştu. Aynı zamanda Conrad'da insomnia denen hastalık da vardı. Birçok şeyi unutuyordu ve beynindeki bazı anıları sanki hiç yaşamamışçasına silinip gidiyordu. Ailesi onu bir terapiste götürdü bunun ardından ama Conrad ne ailesine ne de terapistine yaşadığı şeyin ne kadar ciddi bir boyutta olduğunu anlatamamıştı. Hatta terapide bir ara kendisini iyi ifade edemediğinden ve ifade edebilse bile hiç kimsenin ona yardım etmeyeceğini düşündüğünden bahsetmişti. Ailesi de kötü durumda olduğunu biliyordu dediğim gibi ama onların da bilmediği bir şey vardı. Ve bu da Conrad'ın kendisine zarar verdiği ve kendi canına kıyma düşüncesini aklından atamamış olmasıydı. Başlarda bunu Michelle de bilmiyordu. Çünkü ilişkileri çok ciddi bir ilişki değildi o sırada. Ve Michelle'in hatta görüştüğü başka birisi de vardı. 2012 yazında Michelle ile Conrad'ın arasındaki ilişki sürerken Michelle başka bir kızla bağ kurmuştu. Kızın adı ise Alice'ti ve her gün birliktelerdi. Her gün buluşurlar, birbirlerinin evinde kalırlardı. Her ne kadar Alice bu söyleyeceğim şeyi sonradan yalanlasa da Michelle aralarındaki ilişkinin bir arkadaşlıktan daha ötesi olduğu konusunda hep ısrarcı oldu. Başta çok iyi arkadaş olduğumuzu düşünüyordum ama sonradan ilişkide olan insanlar gibi konuşmaya başladık. Flört ediyorduk dedi Michelle ve ilk öpücüğünü de yine Alice'le yaşadığını itiraf etti. Ama Alice'in annesi Kelly kızların birlikte çok fazla vakit geçirmesinden hoşnut değildi. Bu işin içinde bir bit yeniği var diye düşünüyordu. Michelle'in çok aşırı nazik olduğunu ve bunun altından mutlaka bir şey çıkacak, bu kadar iyi olamaz diye düşündüğünü belirtmişti. Ve ilk gördüğü andan itibaren onu Michelle'in sinsi birisi olduğunu düşünüyordu. Hatta bir ara görüşmelerine engel olabilmek için Alice'in telefonuna bile el koymuştu annesi. Ama Alice ona eski bir telefon verip kandırmaya çalışmıştı onu. Hatta daha sonra Kelly öğrendi ki Alice Michelle'le görüşmeye devam edebilmek için Facebook üzerinden sahte bir hesap bile oluşturmuştu. Ve 2012 yılının sonbaharında Alice'in Michelle'le görüşmesini annesi tamamıyla kesinlikle engelledi. O bu yasağı koyduktan sonra Alice de aslında annesinin sözüne uymuştu. Michelle'i sosyal medya hesaplarından engelledi ve aramalarına, mesajlarına dönmemeye başladı. Bu olay Michelle'i yıkmıştı ve hatta bir arkadaşına bu konu hakkında "Ben kolay kolay kimse için ağlamam ama onun için ağladım. Bugün terapistime ondan bahsederken de ağladım. Neden üstümde bu kadar büyük bir etkisi var bilmiyorum" demişti. Ve yine bir sınıf arkadaşına da arkadaşlıklarının, Alice'le arkadaşlıklarının bitmesinden hiç hoşnut olmadığını, bunun kendisini hiçbir şeyin yaralamadığı kadar yaraladığını söylemişti. Ama Conrad'e bu halini yansıtmıyordu. Onunla mesajlarında hep neşeliydi, modu yüksekti ve Conrad de aynı şekilde onunla mesajlaşıyordu ama aslında Conrad de çok kötüydü. Terapiye rağmen kendi canına kıyma düşüncesi artmıştı ve Ekim ayında bir gün annesi evden çıkana kadar bekleyip ardından 3 kutu ilaç içti. Ama bundan hemen pişmanlık duymuştu ve Ariana adlı bir arkadaşını arayıp ondan annesini aramasını istedi. Annesi eve gelir gelmez Conrad'ı aldı ve hastaneye götürdü. Bu olaydan sonra Conrad ailesine bir daha asla böyle bir şeye kalkışmayacağına dair söz vermişti. Ama tabii ki de bu onun psikolojik halini değiştirmemişti. Hala çok üzgün, yalnız ve depresyonda hissediyordu kendini. Conrad bunu dediğim gibi hiç kimseye anlatmamıştı ama artık buna da dayanamıyordu ve belki birisiyle paylaşırsam, belki birine anlatırsam yaşamak için bir sebebim olur diye düşünmeye başladı ve bunun üzerine Michelle'le yaşadığı şeyleri, düşüncelerini, aklından geçenleri paylaşmaya karar verdi. Ve 10 Ekim 2012'de Conrad Michelle'e "Bana neler oldu, senin umrunda mı?" diye bir mesaj attı ve Michelle de ne olduğunu sordu. Bunun üzerine Conrad de ona her şeyi anlattı ve "Ben düşündüğün gibi biri değil." dedi. Ve Conrad içinde yaşadığı şeyleri anlattıktan sonra Michelle ona kendisinin hayatında tanıdığı en iyi insanlardan birisi olduğunu ve bunu aşmasından yardım edeceğini, yanında olacağını söyledi. Ve bu konuşmadan sonra ilişkileri farklı bir boyut aldı. Artık birbirleriyle en karanlık düşüncelerini, sırlarını paylaşabiliyorlardı. Conrad Michelle'e hala aynı düşüncelere sahip olduğunu ve 3 yöntem aklında bulundurduğunu söyledi. Michelle de ona yapmaması için yalvarıyordu. Kendisini korkuttuğunu ve hani yaşayacak daha çok şey olduğunu hatırlatıyordu. Ama bir yerde Michelle ölümü romantikleştirmeye de başlamıştı. Conrad ona daha önce yaşadığı şey yüzünden, yani yaptığı şey yüzünden karaciğerine hasar verdiğini söylediğinde Michelle de ona "Anoreksiyada benim karaciğerime kalıcı hasar verdi. Belki ikimiz de karaciğer yetmezliğinden hayatımızı kaybederiz. Birlikte olur ve sonsuza kadar cennette oluruz" demişti. Çok karanlık bir düşünce gerçekten ama ikisinin de psikolojisi yerinde değil doğal olarak. Her neyse Conrad Kasım 2012'de Michelle'e hastanedeyken şeytanın halüsinasyonlarını gördüğünü söyledi. Michelle de ona kendisinin de kabuslarında şeytanı gördüğünden bahsetti ve buna karşılık Conrad de "Belki de birlikte olmamız kaderdir. Şeytan bizi bir araya getirmiştir" diye cevap verdi. Ve ardından da ikisinin de ruhlarının cehennemde sonsuza kadar acı çektiğine dair olan bir hayalinden bahsetti. Ve bunun için Michelle'den her gece dua etmesini istedi. Michelle de edeceğine dair söz verdi. Ve hani her ne kadar bu şeytandan bahseden ilk kişi Conrad olsa bile Michelle bu fikirden çok hoşlanmış gibiydi. Şeytanın hayatlarını kontrol ettiğini düşünüyordu ve sonraki sabah Conrad'a bir mesaj attı. Mesajda da "Ben şeytanın çocuğuyum, o ikimizi de istiyor, bunu anlayabilen tek kişi sensin" dedi. Artık sadece sevgili değildiler, saf kötülüğe karşı ya da onun yanında savaş veren, böyle kilitli kalmış, hani bir şeylerin içerisinde sıkışmış ruh eşiydiler aslında. Ve düşüncelerine göre bunu aşmalarının tek yolu da birbirlerini desteklemeleriydi. Michelle adeta ilişkilerini bir masal kitabı hikayesine dönüştürmeye çalışıyordu. Hatta Glee dizisini çok seviyordu ve Lea Michele onun idolüydü ve bazen diziden alıntılar yapıp kendi sözleriymiş gibi bunları Conrad'e yazardı. Ama bu hisleri her zaman karşılık bulmuyordu Michelle'in. Bazen gecelere kadar konuşuyorlardı ama bazen de Conrad Michelle'in anlattığı şeylere, yaşadığı üzüntülere vesaire tepkisiz kalıyordu. Birbirleriyle genelde atışarak, laf çarparak falan konuşurlardı, şakalaşırlardı ve bazen Conrad'in şakaları sınırını aşıyordu aslında. Mesela Michelle'in yeme bozukluğu geçmişini bilmesine rağmen ona "Git koşu falan yap şişko" demişti bir keresinde. 2013'ün başlarına gelelim. Michelle hala romantik olduğunu düşündüğü bu şeylerden bahsediyordu Conrad'e ve ona "Sanırım benim bunca zaman aradığım kişi sensin" demişti bir keresinde. Conrad'in verdiği cevapsa "Bunu daha önce söylemiştin" olmuştu. Ve yine bazen Conrad Michelle'in bu tarz yazdığı mesajlara cevap vermezdi. Bunun karşılığında tabii ki Michelle'in kalbi kırılmıştı ve çok öfkeliydi. Ve Conrad'e "Ben senin yanındaydım, sana yardım ettim ama sen beni öylece unuttun" demişti. Ama yine Michelle belki de bilmiyordu. Belki de Conrad'in ilişkiden uzaklaşma sebebi aile sorunlarıydı. Şubat 2013'te babasıyla çok şiddetli bir kavga yaşamıştı aslında ve polis çağrılmıştı eve. ve bunun sonucunda babası tutuklanmıştı. Hatta sonrasında da oğluma disiplinle öğretmeye çalışıyordum ama her şey birden kontrolden çıktı demişti. Ve sebebi her neydiyse Conrad ve Michelle görünüşte ayrılmışlardı. Ama 10 Ekim 2013'te Michelle Conrad'e tekrar mesaj attı ve onun için ne kadar önemli olduğunu söyledi. Conrad de neden bana böyle bir mesaj atıyorsun dedi. Ve Michelle de buna karşılık Glee'nin Cory Monteith adına yapılan bölümünü izlediğini ve bu bölümü izlediğinde ise Conrad ölürse ne kadar üzüleceğini ve onu ne kadar özleyeceğini hatırlattığını kendisine belirtti. Ama Conrad Michelle'in bu mesajına cevap vermedi ve o cevap vermeyince Michelle tekrar mesaj attı. Sence biz evlenecek miyiz dedi ama yine cevap alamadı. Birkaç ay sonra konuşmayı tamamen kestiler ve Conrad başka bir kızla çıkmaya başladı. Michelle bunu öğrendiğinde doğal olarak yıkılmıştı. Conrad'in yaşamı ise dışarıdan görüldüğü kadarıyla iyiye gitmeye başlıyordu. Gelecek hayalleri kurmaya başlamıştı. Hatta 2014'ün baharında denizcilikle ilgili kurslara gitmeye başladı. İleride babasının şirketinde çalışmayı planlıyordu ve hatta tam burslu olarak Fitchburg Üniversitesi'ni kazandı. I just got a job from the Boston Duck Tours to captain their boat. Like that's a huge accomplishment. Ama yine de bu zamanlarda da mental olarak kötüye gitmeye başlamıştı. Bir keresinde Fitchburg'daki Tom adında bir arkadaşını ziyarete gitti ama bu ziyaret onu kendini daha iyi hissettirmek yerine daha kötü hissetmesine sebep olmuştu. Çünkü söylediğine göre Conrad yurt odasında otururlarken Tom ve arkadaşlarının birbirleriyle nasıl eğlendiklerini, şakalarını vesaire kıskançlıkla izlemişti. Herkes sosyalleşebiliyordu ama o bir türlü bunu yapamıyordu ve neden beceremediğini de anlamıyordu. Herkes şakalar yapabiliyorken, ilginç konulardan bahsedebiliyorken Conrad sadece orada oturuyordu ve ağzını açsa uygun olmayan bir şey söyleyecekmiş gibi hissediyordu ve kendisinin aptal olduğunu düşüneceklerinden korkuyordu. Hatta herkes kesin ne kadar garip ve sıkıcı olduğumu düşünüyordur. Hatta Tom'un benimle neden arkadaş olduğunu bile sorguluyorlardır diye düşünüyordu ve o an söylediğine göre yok olmayı, hiç var olmamış olmayı dilemişti. Geziden geri döndüğünde ise annesine iyi hissetmediğini, hiç uyuyamadığını söyledi. Aylar sonra ilk defa Michelle'e mesaj attı ve depresif olduğundan bahsetti. Ama Michelle de kolay bir dönemden geçmiyordu. Mart ayında doktoru ilaçlarını bıraktırmış ve başka bir ilaca geçmesini istemişti. Ve Michelle o günden beri yeme bozukluğunun daha da kötüye gittiğini düşünüyordu. Ayrıca Conrad'la iletişimini devam ettirme konusunda da kararsızdı. Nisan ayında bir arkadaşına tam onu unutmaya başladığım sırada Conrad bana tekrar mesaj attı demişti hatta. Ve bu konuyla alakalı ondan nefret ediyorum ama aynı zamanda ona çok değer veriyorum demişti. Ama sonuç olarak yine konuşmaya başladılar. Tıpkı eskiden olduğu gibi birbirlerine sürekli ne kadar kötü hissettiklerinden bahsediyorlardı. Michelle yine Conrad'a yardım etmeye çalışıyordu ve hatta kendisinin de yeme bozukluğu konusunda yardım almak için hastaneye yatmak istediğini ve Conrad'ın de bu tarz bir yardım almak için bir adım atması gerektiğini söylemişti. Ama Conrad bunu reddetti. İnsanların ona ne yapması gerektiğini söylemesinden hiç hoşnut değildi. Ve söylediğine göre sorunlarını kendisi çözmek istiyordu. 9 Haziran 2012'de Michelle yeme bozukluğu sebebiyle hastaneye yattı. Bu sırada Conrad devamlı mesajlar atıp kendi sıkıntılarını anlatıyordu, arayıp vesaire, ama Michelle eskisi kadar dönüş yapamıyordu ona doğal olarak. Çünkü tedavi programı çok böyle ciddi ve sıkı bir programdı. Bu yüzden çok fazla telefonu eline alma vakti olmuyordu. Bundan dolayı da sürekli Conrad'den özür diliyordu. Conrad hatta bir ara yine kendi canına kıyma düşüncelerinin aklına gelmeye başladığından bahsetmişti ve Michelle de ona sürekli ben hastaneden çıkınca konuşalım diyordu. Conrad da buna eğer o zamana kadar yaşarsam tabii diye cevap veriyordu. Ve hatta internetten ölümden sonraki hayatla alakalı bir şeyler araştırmıştı. Ve Michelle hastaneden çıktıktan sonra Conrad onunla buluşmak istedi ama Michelle başka arkadaşlarıyla bir planı olduğunu söyleyince Conrad buna çok sinirlendi. Bana zaman ayırmıyorsun diye sitem etti ve birkaç gün sonra Michelle buluşmak isteyince de bu sefer de ben meşgulüm dedi. 22 Haziran'da Michelle bir arkadaşına Conrad'la iletişimde olmanın ona iyi gelmediğini ama bu iletişimi de nasıl keseceğini bilemediğini söyledi. Ve yine o sırada sınıf arkadaşlarına da hala Alice'e karşı duygular beslediğini ve onu hala unutamadığını söylüyordu. 26 Haziran 2014'te Conrad Michelle'e mesaj attı ve pes ediyorum dedi. Conrad de Michelle de Conrad'e bir şey yapmayacaksın değil mi dedi. Conrad'in cevapları onu iyice endişelendirmeye başlayınca da Conrad lütfen bir şey yapmayacağını söyle dedi. Conrad sonunda iyiyim dedi ve buna Michelle sinirlendi. Hatta yapmayacaksan yapacağım deyip durma, yapmayacaksan bana söyleme çünkü endişeleniyorum dedi. O günün saatlerinde Conrad Michelle'e mesaj attı ve biz Romeo ve Juliet gibi olmalıyız dedi. Michelle de ona ölmeye hiç niyetinin olmadığını söylemişti. 29 Haziran'da Michelle Conrad'e mesaj attı ve bu mesajda içimden bir parça senin bir şey denemeni istiyor, sırf başaramayıp da yardım al diye demişti mesajda da. Sonraki gün Conrad da ona internetten zehirli tohumlar sipariş edeceğini söyledi ve Michelle'in buna cevabı neden direkt çamaşır suyunu denemiyorsun olmuştu. Ve Temmuz ayında Conrad'dan artık terapiye gitmesini istemeyi bırakmıştı Michelle. Aksine ne zaman konu açılsa İsa sana sahip çıkacak bebeğim, cennette mutlu ve güvende olacaksın. Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum. Eğer senin için mutluluğun tek yolu bu ise cennet sana kucağını açacaktır diyordu. Aslında bu da tam olarak Conrad'in duymak istediği şeydi. Sanki böyle omuzlarından bir yük kalkmıştı Michelle bunu deyince ve Michelle sonunda onu anlamaya başlamıştı. 2 Temmuz'dan itibaren Michelle kendisine ne zaman yapacağını sormaya başladı. O gidince ailesinin de iyi olacağını söylemeye başladı ve Conrad buna karşılık Michelle'e kız kardeşin sana kendisine bunu yapsaydı sen nasıl hissederdin diye sordu. Michelle de buna cevap olarak başta mahvolurdum ama zamanla bununla mücadele etmeyi öğrenir ve hayatıma devam ederdim. Sen de gittiğin zaman kız kardeşinin koruyucu meleği olursun demişti. Sonraki gün Michelle yine ne zaman yapacağını sordu ve Conrad da ona ormana gidip kafasına plastik bir poşet geçireceğini söyledi. Ve Michelle'in buna verdiği cevap ne biliyor musunuz? Son bir tweet atacaksan eğer benimle alakalı olabilir mi? Beni de mutlaka etiketle. Fakat sonraki gün Conrad Michelle'e mesaj attı ve hayattayım dedi. Ama Michelle buna aşırı bir tepki göstermişti ve Conrad'e benimle dalga mı geçiyorsun, bana yalan söyledin, ormana gidip yapacaktın. Sana kalbimi açtım çünkü seninle son konuşmamız olacağını düşünmüştüm. Gerçekten bunu istediğini sanmıştım ama istemiyormuşsun. Kandırılmış ve aptal gibi hissediyorum kendimi dedi. Ama Conrad hala istediğini vazgeçmediğini ve sadece daha az acı verecek yöntemi aradığını söyledi. Michelle de ona aşırı doz almasını ve Cory Monteith gibi hayatına veda etmesini tavsiye etti. Hatta o zaman ben de senin Lea Michele'in olurum demişti. Conrad Michelle'in bu söylediği şeye gülüp geçmişti ama aslında gerçekten hala yapmayı düşünüyordu. 7 Temmuz'da Conrad Michelle'e iş yerinden bir jeneratör alacağını, boş bir otoparka gideceğini ve jeneratörü açık bırakıp kendisini de kamyonetine bağlayıp karbon monoksitten zehirleneceğini söyledi. Michelle bu yöntemi çok sevmişti ve sonraki 2 gün boyunca Conrad'e ne zaman jeneratörü alacağını sormaya başladı. 9 Temmuz tarihinde Conrad jeneratörü eve getirdi. Michelle'e planımı uygulamaya hazırım dedi ve o gece 11 civarı Conrad Michelle'e yapmak üzere olduğunu ve onu sevdiğini söyleyen bir mesaj attı. Michelle de ciddi misin, açtın mı jeneratörü dedi ama Conrad'dan cevap gelmedi. Cevap gelmeyince de Conrad beni korkutuyorsun diye mesaj attı ve Conrad ona aslında bu mesajına sonraki gün saat 10'da cevap verdi sabah. İyiyim ama jeneratör çalışmadı, bir işe yaramadı dedi. Her ne kadar Michelle Conrad'in iyi olduğunu bilse bile o gün diğer arkadaşlarına attığı mesajlarda Conrad'in kayıp olduğunu söylemişti. Ve hayatta olmasından umudumu kestim, neden cevap alamıyorum anlamıyorum demişti. Ama aslında gerçekte Conrad'la aralıksız olarak o gün içerisinde mesajlaşıyorlardı. Ve yine o gün Conrad Michelle'e jeneratörü tamir ettiğini söyledi. Michelle de buna çok sevinmişti. Hazırsın artık bebeğim, bunu başarabilirsin diye mesaj atmıştı. Sonraki gün Conrad'in babası verandada otururken tanıdıkları birisi geldi. Yüzünde çok garip bir ifade vardı. K-Mart'ın orada siyah bir kamyonet olduğunu ve etrafının da sarı polis bantlarıyla çevrilmiş olduğunu söyledi. Conrad de siyah bir kamyonet sürüyordu ve bunun ardından babası tabii ki çok panikledi ve hemen K-Mart'ın otoparkına gitti. Ve vardığında oradaki polislerle çevrili olan kamyonetin kendi oğlunun kamyoneti olduğunu fark etti. Medikal araştırmalara göre kendi canına kıymayı düşünen birisi hemen öncesinde rahatlıyor ve çok iyi bir modda olabiliyor. Çok neşeli davranabiliyor çünkü uzun zaman ikilem içerisinde olduğu için sonunda bir karar verebilmiş olmanın mutluluğunu, rahatlığını yaşıyor. ve bu da doğal olarak hiç kimsenin şüphelenmemesine yol açabiliyor. Conrad de son gününde annesi ve kız kardeşleriyle birlikte sahile gitmişti. Hatta gelecek hakkında, bursu hakkında konuşmuşlardı. Kardeşlerini dondurma yemeye çıkarmıştı, keyfi gayet yerinde görünüyordu ve hatta annesi zor zamanlar geçirdiğini biliyordum ama o gün hiçbir sorun yok gibiydi demişti. Conrad o gün gününü annesiyle, ailesiyle geçirmiş olsa bile tüm gün Michelle'le mesajlaşmaya da devam etmişti. Ona da endişeli ve stresli olduğunu ama yine de planı uygulama konusunda kararlı olduğunu söylemişti. Akşam 6 civarı da Conrad annesine arkadaşı Ariana'yı ziyarete gideceğini söyledi. Annesi akşam yemeğine gelir misin diye sorduğunda da sanmıyorum diye cevap verdi ve evden çıktığında da Michelle'e ayrıldım evden diye mesaj attı. Otoparka gidip planını uygulamaya başladıktan sonra da 6:30 gibi akşam Michelle'i aradı ve 43 dakika boyunca telefonda konuştular. Daha sonra 7:15'te Michelle onu tekrardan aradı ve bir 47 dakika daha konuştular. Ama daha sonra Conrad'in telefonunun şarjı bitti ve kapandı. Aralarında geçen konuşmanın kaydı bulunmamakta. Bundan dolayı tam olarak ne konuştukları bilinmiyor ama sonrasında Michelle bir arkadaşına bu konuşma sırasında Conrad'in korkup arabadan aşağı indiğini, hava almak istediğini ve kendisini de ona geri arabaya gir dediğini söylemişti. Ve Conrad de Michelle'in dediğini yapıp arabaya geri dönmüş ve hayatını kaybedene kadar da orada kalmıştı. Şimdi Conrad ve Michelle arasındaki bazı mesajları okuyacağım size Türkçe olarak. Bu mesajlar Conrad'in "Günün nasıldı?" adlı mesajıyla başlıyor ve buna karşılık Michelle'in cevabı sadece "Ne zaman yapacaksın?" "Benim günüm de güzeldi." "Harika. Ne yaptın?" "İşe gittim ve birkaç bir şey aradım." "Ne zaman yapacaksın? Sorumu görmezden gelmeyi bırak. Sadece düşünemezsin. Yapmak zorundasın. Yapacağını söylemiştin. Neden yapmıyorsun hala anlamıyorum." "Ben de anlamıyorum. Bilmiyorum." "Sanırım yapmayacaksın o zaman. Her şey boşunaydı. Sadece kafam karışık. Çok hazırlıklıydın ve kararlıydın." "Eninde sonunda yapacağım. Neyi beklediğimi bilmiyorum ama her şeyi planladım." "Hayır Conrad, dün gece yapacaksan yapacaktın. Sadece erteleyip duruyorsun ve yapacağını söylüyorsun ama hiç yapmıyorsun. Aksiyon almadığın sürece de hep aynı şeyi yapacaksın. Kendin için her şeyi daha da zorlaştırıyorsun erteleyerek. Sadece yapman gerek. Şimdi yapmak istiyor musun?" "Çok mu geç oldu ki? Bilmiyorum. Gün aşımaya başladı. Şimdi geri uykuya döneceğim. Seni seviyorum. Yarın mesaj atarım." "Hayır, şu an büyük ihtimalle en iyi zaman. Çünkü herkes uyuyor. Sadece kamyonetine bin ve hiç kimsenin olmadığı bir yere şimdi git. Çünkü garip bir zaman. Eğer şimdi yapmazsan hiçbir zaman yapmayacaksın. Ve yarın yaparım diyeceksin ama büyük ihtimalle yapmayacaksın." Bunun ardından Conrad cevap vermiyor ve 8'de Michelle tekrardan mesaj atıyor. "Uyanık mısın?" Conrad evet diyor. O da bugün yapacak mısın dediğinde yine evet cevabını alıyor. Gündüz mü yapacaksın dediğinde ise Conrad yapmalı mıyım diyor. Evet, bu şekilde daha az şüphe çekersin. Bu kadar fazla düşünmemiş olursun ve hemen halledersin geceyi beklemek yerine. "Evet, öyle yapacağım. Ama nerede yapacağım? Gidebileceğim kapalı bir alan olmalı. Sadece kamyonetine bin ve bir otoparka git. Ve oraya park et. Erken saatte yap. Hatta şimdi yap." "Ama bunun şüphe çekeceğini söylememiş miydik?" "Hayır. Bence gece daha şüphe çekici olacaktır. Arabasında oturup da radyoyu açan bir çocuk dikkat çekecek. Yap gitsin işte. Şüphe çekmeyecek ve uzun da sürmeyecek." "Tamam. Şimdi köpeğim Holly'yi yürüyüşe çıkartıyorum. Neden bu kadar kararsız olduğumu bilmiyorum." "Bu kadar kararsızsın çünkü sürekli fazla düşünüyorsun ve erteliyorsun. Sadece yapman gerek Conrad. Ne kadar ertelersen seni içten içe o kadar yiyecek. Hazırsın ve hazırlıklısın. Tek yapman gereken jeneratörü açmak. Artık ertelemek, beklemek yok." "Haklısın. Evet, artık beklemek yok." "Ciddiyim. Ya bugün geceye kadar bile bekleyemezsin. Dönüşte hemen yap." "Yürüyüşten döndün mü?" "5 dakika içinde döneceğim." "Tamam, yapacak mısın?" "Sanırım." "Bu ne demek şimdi?" "Bilmiyorum, yine çıldırmaya başladım." "Bunu yapmak istediğini düşünmüştüm." "Zamanlama doğru ve sen de hazırsın. Gerçekten yapacağını düşünmüştüm ama beni aptal ve oyuna getirilmiş gibi hissettirdi. Yapmak istiyorum ama ailem için endişeleniyorum sanırım. Conrad, sana ailene benim bakacağımı söyledim. Bunu yapan insanlar bu kadar düşünmezler. Sadece yaparlar. Biliyorum. Düşünmek beni daha da deli ediyor. Sadece yapman gerek Conrad. Tamam, bugün yapacağım. Söz veriyor musun? Söz veriyorum. Şimdi mi yani? Şimdi mi? Nereye gideceğim? Ve sözünden dönemezsin. Sadece sessiz bir otoparka falan gitmen lazım. Tamamdır. Yakalanmayacağına emin olduğun bir yere git. Bir yer bulabilirsin. Bulabileceğini biliyorum. Şimdi yapıyor musun? Kararlıyım. Bunu duyduğuma sevindim. Hazırım. Güzel, çünkü zamanı geldi. Bunu biliyorsun. Sahilden döndüğünde direkt yapman gerek. Bu en iyi vakit. Geri döndün mü? Daha fazla düşünmek yok. Evet, daha fazla düşünmek yok. Sadece yapmak zorundasın. Artık beklemek yok. Yoldayım. Nereye gideceğimi biliyorum şu an. Nereye? K-Mart'ın otoparkına gideceğim. Orada araba olmayacak saat 9'da. Ben de orada bulunacağım. Kendimle birlikte başkalarının da canına kıymak istemiyorum. Öyle bir şey olmayacak. Kapıyı açtıklarında hiçbir şey anlamayacaklar. Çünkü ne bir renk ne de bir koku olacak. Yine fazla düşünüyorsun. Jeneratörü görecekler ve zehirlendiğini de anlayacaklar. Arka koltukta mı tutsam, ön koltukta mı? Ön koltukta tut. Eğer korkuyorsan bir kağıdın üzerine karbon monoksit yazıp üzerine yapıştırabilirsin. Bir dakika bekle. Jeneratör açık olacak ve sen baygın olduğun için bu karbon monoksitten dolayı hayatını kaybettiğini anlayacaklar. Sesi çok çıkmıyor değil mi? Hayır, pek fazla çıkmıyor. Tamam, güzel. Şimdi yapacak mısın? Evet. Yani zamanı geldi mi? Evet, zamanı geldi. Şimdi mi yapacaksın? Sadece onları nasıl geride bırakacağımı bilmiyorum. Onlara bir mağazaya gittiğini falan söyle. Onları sevdiğimi ve onların canını yakmak istemediğimi bilmelerini istiyorum ama. Evet, büyük ihtimalle bir süre üzülecekler ama daha sonra bunu aşacaklar. Başka bir seçeneğin olmadığını anlayacaklardır. Daha önce de dediğin gibi sadece yapman gerek. Biliyorum, fazla düşünüyorum. Bir süredir yine fazla düşünüyorum. Şimdi yapacak mısın? Hala evden ayrılmadım. Haha. Neden? Şimdi evden ayrılıyorum. Tamam, bunu başarabilirsin. Neredeyse varmak üzereyim. Mesajları sildin mi, Conrad? Conrad, orada mısın? Beni korkutuyorsun. Conrad, seni seviyorum. Seni seviyorum mesajından önce telefonda bu 47 dakikalık yarım saatlik konuşmalarını gerçekleştiriyorlar. O mesaj konuşmalardan sonra atılmış yani. Akşam 8 gibi telefonu kapattıklarında Michelle hemen iki arkadaşına mesaj attı ve Conrad'ın kendi canına kıymış olmasından endişelendiğini söyledi. Ama kendisinin de plana dahil olduğunu ve Conrad'ı bunu yapması için cesaretlendirdiğini tabii ki söylememişti. Bunun ardından Michelle tekrar Conrad'ı aradı ve arama direkt olarak sesli mesaja düştü. Michelle 20 defa daha aradı ve hiçbir cevap alamadı. Daha sonrasında da iyi misin diye mesaj attı. Buna da cevap alamadı. Sonrasında da Conrad'ın kız kardeşine mesaj atıp nerede olduğunu biliyor musun diye sordu. O da babamın evinde diye biliyorum diye cevap verdi. Michelle görünüşe göre buna inanmıştı ve hemen Conrad'a mesaj atıp cidden yaptığını sanmıştım dedi. Sonrasında da madem denedin ve yapamadın belki de artık profesyonel bir yardım almanın zamanı gelmiştir diye bir mesaj attı. Ama hiçbir cevap alamadı. Sonraki sabah yani 13 Temmuz'da annesi Conrad eve hala dönmeyince onu polise kayıp olarak bildirdi ve o öğleden sonra polis Conrad'ın kamyonetini K-Mart'ın otoparkında park edilmiş halde buldu ve cansız bedeni de içerisindeydi. Telefonu yanında duruyordu. Her ne kadar polis şüpheli bir durum olmadığını düşünse bile telefonunu incelemeye karar verdi. Çünkü en azından neden böyle bir şey yaptığına dair bir fikir alabileceklerini düşünüyorlardı bu şekilde. 19 Temmuz'da ailesi Conrad'ın cenazesini düzenledi ve Michelle de katıldı. Conrad'ın ailesi o gün Michelle'in çok garip davranışlarını davrandığını düşünmüşlerdi. Kız kardeşlerinden Conrad'in küllerinin bir kısmını istemişti ve aynı zamanda da eşyalarından birkaç tanesini saklamak istediğinden bahsetmişti. Hatta Conrad'in arkadaşı Ariana, Michelle Conrad'in ailesinin yakınında oturuyordu. Üzgün bir dul gibiydi. Sürekli hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Dikkatleri üzerine çekiyordu dedi. O akşam cenazeden sonra Michelle Conrad'in telefonuna bir mesaj daha attı. Cevap alamayacağını bilmesine rağmen mesajlaşmanın, ona mesaj atmanın kendisini iyi hissettirdiğini yazmıştı. Mesajlarda pişman gibiydi. Bunu yapmasına izin vermiş olduğu için özür diliyordu. Keşke elimden daha fazla bir şey gelseydi. Keşke seni durdurmak için bir şeyler yapmış olsaydım diyordu. Ve o yazın geri kalanı boyunca Michelle neredeyse her gün Conrad'in telefonuna mesaj atmaya devam etti. Ailesiyle de yakın temastaydı. Annesini teselli ediyordu. Sizin yapabileceğiniz bir şey yoktu diyordu. Ama Michelle'e polisin Conrad'in telefonunu alıp incelemeye başladığı söylendiğinde Michelle çok endişelenmişti. Tehlikede olup olmadığından emin olamıyordu çünkü. Ayrıca Michelle Conrad'in ölümünden sonra sosyal medyada da bazı paylaşımlar yapmıştı ve hatta onun hayatını kaybettiği gün şöyle bir tweet atmıştı. Erkenden giden çok güzel bir ruh. Her zaman senin ışığını ve gülüşünü hatırlayacağım. Sonsuza kadar kalbimde olacaksın. Seni seviyorum Conrad. Ve zamanla artık birçok insan Michelle'in yasta olan sevgili rolüyle dikkat çekmeye çalıştığını düşünmeye başlamıştı. Michelle 13 Eylül 2014 tarihinde Conrad anısı bir softball maçı düzenledi. Ama Conrad'in yaşadığı yerde düzenlemek yerine bunu kendi yaşadığı kasabada düzenlemişti. Ve bir arkadaşı neden böyle yaptın diye sorduğunda da orada yapması çok zor olurdu diye cevap vermişti. Arkadaşı da hani ben yardım edeyim, ben senin yerine orada düzenletirim bu etkinliği dediğinde ise Michelle ona bu benim planım ve burada olacak diye çıkışmıştı sinirlenip. Ve bu etkinliği ruhsal sağlık adına bir bağış etkinliği olarak düzenlemişlerdi güya. Hatta etkinlik sayesinde $300'dan fazla para da topladılar. Ve Michelle bu etkinliğin sonunda kendisini aslında çok böyle önemli hissetmeye başlamıştı. Herkes ona ne kadar cesur olduğunu, Conrad'in, herkesin onunla ne kadar gurur duyduğunu söylüyordu. Ve bu gerçekten çok mutlu ediyordu Michelle'i. Ama bu sırada polis de mesajları incelemeyi bitirmişti ve çok şüpheli olduğunu düşünmüşlerdi. Mesajların Michelle'in okuluna gittiler ve onu sorgulamaya aldılar. Michelle öldüğü gün Conrad'la konuştuğunu söyleyip konuşuyorduk ama sonradan telefon kapandı. Kötü bir şey olduğunu düşünmemiştim dedi. Polis zaten arama izniyle gelmişti ve Michelle'den telefonunu istediler mesajlarını incelemek için. Michelle de geri alabilecek miyim telefonumu dedi. Telefondaki mesajlar şüpheleri doğrular nitelikteydi ve 4 ay sonra 4 Şubat 2015'te jüri Michelle'i istemsiz adam öldürme suçundan sorumlu tuttu ve 18 yaşında olmamasına rağmen çocuk suçlu olarak değil de genç suçlu olarak, yani 14-17 yaş arası ciddi zarar verici suçlar işleyen kişilerden birisi olarak yargılandı ve genç suçluların cezaları da yetişkinlerin cezaları kadar ağır olabilmeleriyle biliniyor. Ve Michelle'in cezasının da 20 yıllık hapis olabilme potansiyeli vardı. Sonraki gün Michelle mahkemeye kadar ve jürinin onun nasıl yargılanacağını net bir karar verene kadar $25.000 kefaletle serbest bırakıldı. Medya hemen bu habere düştü tabii ki de ve Conrad'la Michelle'in mesajlaşmalarını haberlerde, gazetelerde falan paylaşmaya başladılar. Conrad'in ailesi de şoktaydı. Medyadaki insanlar sürekli Michelle'in ne kadar kötü birisi olduğundan bahsediyorlardı. Ama medya baskısı Michelle'in tutuklanması için yeterli değildi. Çünkü yasalara göre bu bahsettiğimiz yargılandığı suçtan ceza alabilmesi için Conrad'in hayatını kaybetmesine sebep olacak çok umursamaz bir davranış sergilemiş olması gerekiyordu Michelle'in. Bu tip suçlarda genelde kişi fiziksel olarak karşıdaki kişiye bir zarar vermiş oluyor. Ama Michelle o gün Conrad'in yanında olmadığı için fiziki bir zarar vesaire de vermiş olmadı doğal olarak. Ve bu da davada kanıt yetersizliği olduğu anlamına geliyordu. 1 Temmuz 2016'da yani Michelle'in 20. yaş gününden bir ay önce mahkeme kararını verdi. Michelle hem mahkemeye çıkmak zorunda olacaktı hem de 20 yıllık cezanın tümünü çekme ihtimali çok yüksekti. Mart 2017'de Michelle ve avukatı bu davadaki son kararın bir jüri tarafından değil de yargıç tarafından verilmesini talep ettiler. Çünkü onlara göre jüri duygularını çok katacaktı bu vakaya. Zaten medyada çok yayılmıştı. Ama yargıç sadece yasalara dayalı olarak verecekti cezasını. Yani daha adil olacağını düşünüyorlardı yargıçın karar vermesinin. 18 Temmuz 2017'de yargıç Michelle'i adam öldürmeden suçlu buldu. Ve açıklamasında Michelle'in Conrad'la o son hafta içerisinde yaptığı konuşmaların kendisini aslında suçlu göstermediğini söyledi. Fakat Fakat Conrad hava almak için arabadan indiğinde Michelle'in ona tekrardan arabaya girmesini söylemesi ve yardım da çağırmaması, ardından da hiçbir şey olmamış gibi davranması onu suçlu konumuna getirmişti. 3 Ağustos 2017'de Michelle kararın belirlenebilmesi için tekrardan mahkemeye çıktı. Conrad'ın ailesi maksimum ceza olan 20 yıl almasını isterlerken savcılar 7 ila 17 yıl arasında ceza almasını istiyorlardı. Savcılar 7 ila 12 yıl arasında bir ceza istiyorlardı. Ama yargıç 2,5 yıl hapis cezası verdi. Michelle sadece 15 ay hapiste kalacak ve geri kalanı da askıya alınacaktı. Avukatı temize gitmesini talep etti ve bu süreç içerisinde Michelle evinde kalabilecekti. Şubat 2019'da mahkemenin kararı kesinleşti ve Michelle 11 Şubat 2019 tarihinde hapse girdi. Orada da mutfakta bir işe girmişti. Yaşananlardan sonra insanlar onun orada çok sessiz birisi olarak takıldığını söylediler. Çok konuşmuyordu söylenenlere göre ve dikkatleri üzerine çekmeyi hiç istemiyordu. 23 Ocak 2020'de Michelle Carter serbest bırakıldı. İyi davranışlar sergilediği için ve model olan bir mahkum olduğu için 3 ay erken serbest bırakılmıştı. Söylenenlere göre hiç kavgaya vesaire karışmamıştı. Herkese çok nazik, saygılı davranıyordu. Eğitim programlarına katılmıştı ve hiç sıkıntı çıkaran tiplerden değildi. Oradaki bütün zamanında sessiz sakin kendi halinde geçirmiş, cezasını bu şekilde çekmişti. Hapisten çıktığında ve arabaya giderken de gazeteciler oradaydı ama Michelle tek kelime bile etmedi onlara. Belki de sözlerinin ne kadar etkileyici olabileceğini gördüğü için en iyi seçeneğinin susmak olduğunu düşünüyordu. Ve artık serbestti, arabaya bindi, kafasını annesinin omzuna yatırdı ve oradan uzaklaştılar. Bu konu hakkında HBO'nun hatta bir belgeseli var. O da çok meşhur aslında, izlemişsinizdir belki. Belgeselin adı I Love You Now Die, yani seni seviyorum şimdi öl belgeseli. Onu da eğer izlemediyseniz ve merak ediyorsanız bakabilirsiniz. İnternetten büyük ihtimalle vardır Türkçesi. İzlemenizi tavsiye ederim. Bu konu üzerine yapılmış bir belgesel. Evet arkadaşlar, bugünkü videoda bu şekildeydi. Neler düşünüyorsunuz? Sizce Michelle'in aldığı ceza az mıydı? Çok muydu? Yani gerçekten psikolojik sıkıntıları olan bir insanın böyle bir şey yapması olabilecek bir şey mi? Sizce bu cezayı hak etti mi? Yoksa hatta ceza almaması mı gerekiyordu? Lütfen bütün düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda belirtin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve aşağıdaki kırmızı butondan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunmakta. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.